Geçiş dönemi Türk şiiri tespir birinci soru. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Didaktik öğretici bir eserdir. Bilgiyle ilgili bilgi veriyor. Evet. Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. O dönemde biliyorsunuz arkadaşlar. Telmih sanatı kullanılmıştır diyor. Burada dikkat ederseniz Resul, Hak Resul demiş. Hatırlatma yapıyor. Ahenk sağlamada zengin uyaktan yararlanılmıştır diyor. Arkadaşlar yokladı. Yükseldi, çekti, Resul dedi. Burada redif vardır. Demek, yükselmek. Dikkat ederseniz arkadaşlar, uyaktan yararlanılmamıştır. Bilginin önemi, cehaletin zararları konuları işlenmiştir. Doğru cevap Denizli'dir. Buraya dikkat edecek olursak arkadaşlar ikinci sorumuzda. Bize ne diyor? Numaralandırılmış parçalarda söz edilen eserler hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi genel olarak baktığımızda Divan-ı Hikmet, dini tasavvufi konuların işlendiği didaktik eserdir. Şiir şeklinde hikmet adı verilen şiirlerle oluşturulmuş. Kutadgu Birlik, insana her iki dünyada da mutlu olmanın yollarını gösteren eserdir. Bize burada ne istiyor? Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılması. Biliyorsunuz ki asıl amaç budur bu eserin yazılmasında. Divan-ı Lugat Türk'tür arkadaşlar. Eserde dünyayı, Allah'ı, insanı bilmenin sadece bilim yoluyla olabileceği anlatılıyor. Ayet ve hadislerle oluşturulmuş didaktik bir eser diyor arkadaşlar. Buna lütfen dikkat edin. Burada da Atabetül Hakayık'tan bahsediyor. Cevabımız Divan-ı Lugat-ı Türk ve Atabetül Hakayık D'dir. Üçüncü soruya bakalım. İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı ürünlerinden değildir demiş. Kutadgu Birlik, Atabetül Hakayık, Divan-ı Lugat-ı Türk, Divan-ı Hikmet, İslamiyet etkisinde oluşturulmuş Göktürk kitabeleri İslamiyet öncesi eseridir. Cevabımız B'dir. Dördüncü soru. Hangisi ilk İslami ürünlerin özelliklerinden değildir? Eserde toplum hayatını şekillendirme ve yönlendirme, evet. Dini öğretme amacı esas alınmış, evet. Hece ölçüsüyle beraber arıza ölçüsü de kullanılmaya başlanmış. Arapça ve Farsçadan sözcükler girmiş. Eserler kuspuz eşiğinde kendine has ezgiyle söylenmiş diyor. Bu özellik İslamiyet öncesi döneme aittir. Cevabımız E'dir. 5. Yukarıdakilerden hangisi Kutadgu Birlik'te savunulan düşüncelerden biri değildir? İnsan konuşmaktan çok dinlemeyi öğrenmelidir. Söz yerinde kullanılırsa faydalı olur. Her toplum geçmişte ne ekmişse gelecekte onu biçer. Burada arkadaşlar bir özlü söz söyleme var dikkat ederseniz. Ama Kutadgu Birlik'te ideal insan işlenmiştir. Dil her zaman doğruyu söylemelidir. Söz bilgiliden ve büyüklerden dinlenmelidir. Cevap C'dir. 6'ya baktığımızda Atabetül Hakayık'tan alınan bu şiir parçasıyla ilgili hangisi doğru değildir demiş. Didaktik olması, münacat bölümünden alınması, arıza ölçüsüyle yazılması, İslamiyet öncesi ürün demiş. Eser İslam kültürü etkisindeki ilk eserlerdendir. Hakaniye Türkçesiyle yazılması doğru. Cevabımız D'dir arkadaşlar. Geçiş dönemi Türk şiiri tespir 7. soru. İlk İslami ürünlerinden olan Kutadgu Birlik'te saadet kavramını temsil eden sembolik karakter aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Kündoğdu hükümdardır. Neyi? Kanun, adaleti temsil eder. Aytoğlu vezirdir. Mutluluğu temsil eder. Mutluluk, saadeti temsil eder. Ödünmüş vezirin oğludur. Aklı, ilmi temsil eder. Odgurmuş da dindar kişidir. Akıbeti hayatın sonunu temsil eder arkadaşlar. Burada bizden istediği mutluluktu. Cevabımız B'dir. 8'e bakalım. Yukarıda verilen parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dizelere baktığımız zaman arkadaşlar Divan-ı Hikmet'ten alınmış. Dini ahlaki öğütler vermesi, tasavvuf temelini oluşturması, Göktürkçe ve Uygurca diyor
Divan-ı Hikmet arkadaşlar, Hakaniye lehçesiyle yazılmış bir eserdir. Göktürkçe, Uygurca kullanılmamıştır. İstifam ve Tecahül-i Arif, mesela soru sorma vardır, bilmezden gelme vardır, kullanılmıştır. Musiki yönü olan lirik ve didaktik bir şiirdir. Doğru cevap C'dir. 9'a bakalım. Yukarıda söz edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? Türk sosyolojisi, psikolojisi, edebiyatı, gelenek ve görenekleriyle ilgili bilgi veren vakalar çeşitli örneklerle zenginleştirilmiş ansiklopedi niteliği gösterir. Mensur bir eser olması, Koşuk, Sagu gibi örnek şiir parçalarının nazma değer verildiğini göstermektedir diyor. Dikkat ederseniz, Türk boylarının etnik durumunu şemayla anlatan yazar, Türk toplulukları hakkında bilgi veren bir etnograf, ayrıca Türk boylarının yerleşim alanını gösteren bir harita çizmiş olan ilk Türk haritacısıdır diyor. Burada bahsedilen arkadaşlar Divan-ı Lügati Türk'tür. Cevabımız C'dir. Ona bakalım. Yukarıda bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Eserini didaktik tarzda yazmıştır. Evet. Dini tasavvufi halk şiiri onunla başlar. İlk mutasavvuf olarak bilinir. Burada bahsedilen Ahmet Yesevi'dir arkadaşlar. Divan-ı Hikmet eseri de bunun önemli bir örneğidir. Cevabımız D'dir. 11. Yukarıda numaralanmış bilgilerden hangisi Atabetül Hakaik'la ilgili olduğu söylenemez? Arapça, Farsça kelimelerin çok yoğun olmaması sebebiyle dili halkın anlayabileceği yalınlıktadır. Kaşgar şivesiyle Uygur harfleriyle yazılmış. İlk yazması İstanbul'da Ayasofya Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Modern zamanda ilk bilindiği Hibetül Hakaik, Aybetül Hakaik olarak yanlış bir şekilde isimlendirmiştir. Atabetül Hakaik ahlak ve öğüt kitabıdır. Bilginin önemi, cehaletin zararları, cimrilik ve cömertlik anlatılmıştır. Eser ayet ve hadislerle oluşturulduğu için dili dönemin diğer ürünlerine göre daha çok Arapça ve Farsça kelimeyle doludur. Arkadaşlar buraya dikkat edin lütfen. Eserde ayet ve hadislerin bulunması doğrudur. Bir leveş birbirini zaten eliyor. Bir ya da beş olması gerekiyor. İkisi bir arada bulunamaz. Eserde ayet ve hadisler bulunduğu için Arapça ve Farsça kelime yoğundur. O yüzden yalan olduğunu söyleyemeyiz. Cevabımız A'dır. 12'ye baktığımızda parçada söz edilen sanatçı hangisidir? 11. yüzyılın başlarında Balasagun'da dünyaya gelmesi, Kutat Gubilik isimli eserini 1069'da tamamlayarak Ebu Ali Hasan İbni Süleyman Arslan Hakan'a takdim etmiştir diyor. Kutat Gubilik'imizin yazarı Yusuf Has Acip'ti. Cevabımız C'dir.